Bismillahirrahmanirrahim Öncelikle şunu ifade etmek lazım e, Aradan 43 yıl geçmesine rağmen Eğer e, bir insan hala e, muhabbetle Hala sevgiyle hala hasretle hala özlemle anılabiliyorsa O yaşadığı dönem içerisinde çok derin izler bırakmış demektir Betül Yüksel e, Şehit edildiğinde 21 yaşındaydı yani o kısacık hayatına o kadar büyük bir mücadeleyi sığdırdı ki 43 yıl sonra bile biz onu rahmetle, özlemle, minnetle anıyoruz. Ve onun mücadelesini insanlara anlatma ve onun mücadelesini gençlerimize aktarma ihtiyacı hissediyoruz. Aslında gençlere verilebilecek en önemli mesaj nedir biliyor musunuz? 21 yaşında bir insanın bırakmış olduğu mücadele yani yapmış olduğu mücadele ve onun etkileri ve halen 43 yıldır bu etkilerin Müslümanlar üzerinde özellikle Türkiye Müslümanlar üzerinde devam etmesi. Yani en önemli mesaj bu. Bugün 21 yaşında bir genç düşünün ya da 25 yaşında bir genç düşünün, 30 yaşında bir genç düşünün. Metin Yüksel'in yaptıklarını yapabilir mi diye bir e, kafamızdan bir geçirelim. Yani bir tahayyül, tahayyül etmeye çalışalım. Emin olun e, bu çok pek mümkün olmayacak. Neden? Çünkü zamanımızın gençliğiyle e, 1970'li yılların e, özellikle Türkiye'deki e, kaos ve şiddet ortamında e, kendi kimliklerini, İslami kimliklerini, Müslüman kimliklerini eee Yaşatmaya çalışan Müslüman kimlikleriyle hayatta kalmaya çalışan mücadele veren insanların o gençlerin bugünkü gençlikle bir kıyasını yaptığımız zaman arada büyük bir uçurum olduğunu görürüz. Yani bu uçurumun tabii çeşitli sebepleri var. Ee, belki Türkiye Müslümanları olarak e, gençliğe yeterince önem vermedik. Türkiye'de biliyorsunuz zaman zaman Müslümanlar büyük travmalar geçirdiler. Özellikle Anadolu insanı büyük travmalar geçirdi biliyorsunuz 12 Eylül 1980 askeri darbesi Türkiye Müslümanları üzerinde ve Anadolu insanı üzerinde çok ağır bir travma bıraktı. Daha sonra insanlar yavaş yavaş toparlanmaya başlamışken ya da Türkiye'deki Müslümanlar yavaş yavaş kendilerine gelmeye bu travmanın etkilerini atlatmaya başlamışken, e, ardından e, 90'lı yıllardaki o e, işte faili meşgul cinayetlerin işte kaos ve şiddet ortamının yeniden hareketlenmeye başladığı zaman geldi ve onun ardından da 28 Şubat süreci geldi biliyorsunuz. Bu 28 Şubat süreci de 12 Eylül askeri darbesinin belki e, bıraktığı etkilerden çok daha fazla etki bıraktı. İşte, özellikle Türkiye İslam Hareketi üzerinde öyle ağır tahribatlar yaptı ki pek çok insanımız ne yazık ki farklı mecralara kaydılar. Yani kendi kimliklerini, İslami kimliklerini ya da İslami duruşlarını kaybettiler bu süreç içerisinde. Bunun çeşitli sebepleri var. Ben bunun çok ayrıntılarına girmek istemiyorum. Ama şunu kabul etmemiz lazım. Yani 70'li yıllardaki o Müslümanlardaki İslami hareket, Türkiye İslam hareketi içerisindeki samimiyet, hasbilik, mücadele anlayışı, işte cihat, şehadet. bilinci ne yazık ki bugün gençliğimize baktığımız zaman da biz bunları göremiyoruz. Ama bunun sorumluluğunu yalnızca gençlere yüklemenin doğru olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Yani neden kendimize oturup sormalıyız? Bunca dernek var, vakıf var, İslami camia var, partiler var, değil mi? İslam adına hareket ettiğini iddia eden bir sürü yapılar var ve bu yapılar kendi kendini bana göre sorgulamalı. Neden yeni nesil Metin Yüksel'ler yetiştiremedik diye kendi kendimize sormalıyız. 22 senelik bir AK Parti iktidarı döneminde ne yazık ki Türkiye'deki İslami camialar, İslami dernekler, vakıflar, yapılanmalar iktidarla aralarındaki ilişkilerini düzenleyemediler. Ya iktidarın tamamen önünde ceket pozisyona geldiler, iktidarın nimetlerinden istifade etmek adına, kendi yapılarından, grup e, duruşlarından, ilkelerinden tavizler verdiler ya da tamamen iktidarı karşılarına aldılar. Bence her ikisi de yanlıştı. Yani Müslümana yakışan şey bu 22 yıllık süreç içerisinde iktidarın yaptığı, siyasi iradenin yaptığı doğru şeylere doğru diyebilmek, yanlış şeylere de yanlış diyebilmekti. Bu tür bir ortam ve imkan var iken ne yazık ki e, e, Türkiye'deki İslami camialar bu e, siyasi iradenin, bu durumundan istifade edemedikleri gibi kendilerini daha çok sisteme entegre ettiler, muhalif duruşlarını bozdular, ilke ilkelerinden tavizler verdiler ve bir anlamda artık o 70'li yıllardaki hatta 80'li yıllardaki hatta 90'lı yıllardaki 28 Şubat sürecinin hemen önündeki önündeki zaman dilimindeki o heyecan o e, samimiyet o hasbilik ortadan kalktı. Mesela deniliyor ki işte eski mücahitler müteahhit oldu. Kesinlikle ben buna katılmıyorum. Onu söyleyeyim. Yani kesinlikle eski mücahitler asla müteahhit olmadı. Eski mücahitler hala yerinde duruyor. Hala onlar mücahitler, hala cihat bilincindeler, hala şehadet bilincindeler, hala ümmet vahdet bilincindeler, hala mücadele içerisindeler ama geçmişte Mücahit görünümlü olanlar vardı. Onlar müteahhit oldular. Yani bunu bir kere bu gerçeği görmek lazım. Birincisi bu. ikincisi işte siyasal İslam'ın ya da İslamcılığın iflas ettiği noktasında bir eleştiri de var. Genel anlamda söylüyorum. Kesinlikle buna da ben katılmıyorum. Türkiye'de siyasi İslam asla iflas etmemiştir. Sadece siyasal İslam görünümlü olan bazı bazı yapılar iflas etmiştir. Sadece siyasal İslam görünümlü yapıların, siyasal İslam görünümlü kafaların, entelektüellerin iflası söz konusu. Yoksa mücahitler de yerinde duruyor, siyasal İslam da yerinde duruyor. Elbette ki bazı handikaplar var. Bu handikapların aşılması lazım. Ve işte az evvel bahsettiğiniz gibi mesela bir metin yüksel çizgisini... 20- 21 yüzyıla nasıl taşırız 2022 yılına 2030 yılına 2040 yılına nasıl taşırız? Bunun hesabını yapmamız lazım. Aklı başında Müslümanların halen mücahit kimliğini koruyan insanların hala İslamcı kimliğini İslamcı çizgisini bozmayan insanların bu konuda e, mutlaka oturup e, birtakım e, değerlendirmeler yapmaları lazım. Öz eleştiri yapmaları lazım ve bu öz eleştiriden sonra da ileriye yönük bir takım ayakları yere basan, toplumda karşılığı olabilecek olan projeler geliştirmeleri lazım. Ancak biz şehitlerimizin yolunu böyle sürdürebiliriz. Metin Yüksel'in çizgisini ancak bu şekilde zamanımıza taşıyabiliriz. Aksi takdirde biz de o az evvel bahsettiğim kaybolan, kimliğini kaybetmiş, yolunu kaybetmiş, çizgisini kaybetmiş insanlardan, topluluklardan birisi oluruz, birileri oluruz. Yani bu çok önemli. Bunun altını ısrarla çizmek isterim.